Kur'an ile Ekonomik Program'dan hepinize merhaba. Bugün 2 Şubat 2021 Salı. Piyasalar bir haftadır genç yatırımcıların borsalardaki hareketlerini konuşuyor. Z kuşağı bir isyan mı başlattı? Ayaklanma devam mı ediyor? Yoksa bu olup bitenler bir algıdan mı ibaret? Bu programda hem Z kuşağına biraz temas edeceğim hem de gerçekten bu genç yatırımcıların bir anlamda bu dijital kapitalizmin altın çağını yaşadığı, koronavirüs salgını sebebiyle altın çağını yaşadığı bir dönemde GameStop hisseleriyle başladıkları bir anlamda bu finansal oyunun sonuçları hem organize olan sosyal medyada Reddit üzerinden dünyanın o ekşi sözlüğü diye ifade edebileceğimiz platform üzerinden organize olan o gençlerin e, hedefleri hem de buna düzenleyici kurumların, hükümetlerin, siyasi erkin vereceği tepkiler ve dünya kamuoyunun, iş dünyasının vereceği tepkiler burada bundan sonra olup bitecekleri belirleyecek. Ancak şunu ifade edelim. Yani GameStop'taki eee eğer böyle bir hamle yapılacaktıysa bile Z kuşağı için bir eleştiri olarak eleştiride bulunacaksak bu hamlenin yanlışlığına dair bir tespitte bulunacaksak GameStop'tan başlamamız lazım. Bu hisse senedi gerçekten ölü bir hisse senedi. Yani ölü derken şirketin hisse senedi değerinin düşmesi çok normal. Yani burada Hedge fonların ilave bir emek sarf etmesine gerek yok. Onlar buradaki düşüş potansiyelini gördüğü için zaten bu açığa satış işlemlerini yaptılar. Yani dün anlattığım Türk Lirası'ndaki dolar TL'deki açığa satışla GameStop'taki açığa satış arasında çok fazla bir bağ yok. Çünkü e, yani TL'nin değer kazanması üzerine orada oyun oynanıyor. Oysa TL'nin değer kazanmasını sağlayacak makro tek bir veri yok. Aksine... Hem enflasyondaki artış eğilimi hem işsizlik, ekonomi daralma, korona salgınının getirdiği belirsizlikler tam aksine Türk lirası üzerindeki baskıyı artırıyor. Ama burada tersi bir oyunla borsadan çıkmak için ne yapıldı? Dolar TL'de sert düşüşlerin önü açıldı ve açığa satışlarla yine her halükarda kazanan tuzu kurular oldu. Şimdi bu GameStop'ta 5000'den fazla mağazası olan daha önce ben bunu anlatmıştım özellikle Leon Cooperman'ın o e, hedge fon sahiplerinden biridir o 19 Ocak'ta bunu 17 Ocak'ta Forbes dergisine verdiği mülakatta bu uyarıları yapmıştı ve bu insanların nadiren konuştuklarını konuştukları zaman da muhataplarına kamuoyundan daha ziyade siyasetçilere Amerikan menkul kıymetler ve borsa komisyonuna ve yine Wall Street Wall Street'e, New York borsasına ve taraflara aslında fonlara, yatırımcılara, kurumsal yatırımcılara, bankalara ve merkez bankalarına dönük bir mesajdı bu. Çok tehlikeli gidiyoruz. Fiyatlar iyice şişti. Hiç düşüşten kimse bahsetmiyor. Korona yılı devam ediyor, salgın devam ediyor. Hükümetler tedbir üstüne tedbir alıyor. Aşılama çalışmalarına rağmen e, Tünelin ucundaki ışık görüldüğüne dair en azından yaz aylarında bu göründüğüne dair bir bilgi yok. En erken sonbahar demeye başlandı. Buna rağmen bir coşku var, bir şenlik var. Herkes mutlu. Hisseler bugün bir Amazon hissesi bugün 10 dolarsa yarın 12 dolar, sonra 20 dolar, 50 dolar, 100 dolar gidiliyor. Bu nerede duracak? Bunu kimse bilmiyor. Dolayısıyla böyle bir uyarı vardı ve uyarıdan sonra bu Reddit üzerinden organize olan bu gençler, bunlar biraz tabii çok iyi eğitimli, yazılım bilen, mühendislik bilen, teknolojiye vakıf. Aynı zamanda Fintech dediğimiz finansal teknolojilere de vakıf insanların yönlendirdiği diğer küçük yatırımcılar. Bunların içinde çocukların da olduğunu görüyoruz artık. 18 yaşın altında çocukların da, anne babalarının cüzdanlarından para alıp bu işlere yatırdıklarını, emeklilerin de olduğunu görüyoruz. Şimdi... %1400 1800 yükseldi bu GameStop hissesi bu ha hamlelerden sonra. Güya hedge fonlar burada e, dolar e, hisse daha da düşecek diye açığa satış yapmışlar. Onları zarar uğratmak için buraya saldırdılar. E, 300-400 dolarların üzerine çıktı hisse senedinin fiyatı. Peki oyun salonları olan, oyun konsolları satan, CD'ler satan e, bir anlamda e, eski o Atari salonlarının, bizim zamanımızdaki Atari salonlarının bir modern versiyon olan bu e, perakende modeli çöktü. Niye çöktü? Bir korona var. Kimse zaten siz isteseniz de gidemiyorsunuz. Hükümetler yasaklıyor, İş yerleri kapatılıyor. Kahvehaneler, kafeler, restoranlar, sinema salonları, tiyatro salonları her yer kapalı. E, bu şartlarda GameStop'un zarar etmesi ki dünyanın en önemli sinema salonu işletmecilerinden Hepsi hemen hemen hepsi zarar açıkladı. GameStop da 420 milyar dolar 2019'da açıklamıştı. 2020'de de bu zarar katlanarak devam etti. Şimdi burayı kurtarmaya kalktı bu gençler. Şimdi evet hedge fonları zarar uğrattınız. Onlar zararlarını bir yerde kesti çıktılar. Peki şimdi bu hisse senedini yukarılardan alan insanlar. işte o annesinin 300 dolarına izinsiz buraya yatıran 17 yaşındaki Genç, Öbür taraftaki emekli maaşını yatıran teyze. Bu taraftaki emekli ikramiyesini yatıran yeni emekli olmuş Bay X. Bunların 200 dolardan, 150 dolardan, 300 dolardan aldığı bu hisseler ne olacak? Yarın bu hisse çakıldığında bunların zararını kim karşılayacak? İşte Z kuşağının buna verebileceği bir cevap yok. Ve ben bu Z kuşağının hisselerin... Çünkü sonuçta da bunların hesabı yoksa bunlar aplikasyonlar üzerinden, uygulamalar üzerinden bunu yapıyorlar. Ve orada Robinhood diye bir şirketin kurduğu bir uygulama var. Ve oradan bu işlemler yapılıyor. Öğrendik ki Robinhood bu işlemleri 5-10 saniye önce de olsa ilgili taraflara ihbar ediyor, bilgi veriyor. En son geçen hafta yükseliş esnasında, alışı yasakladı, satışın önüne açtı GameStop'ta. Şimdi dolayısıyla burada oturmayan çok konu var. Yani hem piyasa rasyonalitesi açısından hem sürdürülebilirlik açısından çok cevap bekleyen soru var. Gençler daha tutarlı bir hissede bunu yapsalardı, gelecek vadeden ama haksızlık yapılmış, gerçekten mevcut kapitalist sistemde bu piyasa dinamikler içerisinde haksızlığa uğramış çok hisse senedi var. Bunlardan birini tercih etselerdi belki en azından hikayenin sürdürülebilirliği açısından bir tutarlı olurdu. Bunu yapmadılar. Şimdi dijital kapitalizmin de görünmeyen maliyeti olduğunu unutmayalım. Yani dijital dünyada bu işlemler yapılırken bunun maliyeti yok mu? İşte bak Robin Hood öbür tarafta bilgi veriyor birilerine. içeriden bilgi veriyor. Bu yatırımcıların haklarını gasp ediyor. Dünyanın en büyük e-ticaret platformu Amazon. E-müşterisinin ihtiyaç duyduğu ürüne ulaşmaya çalıştığını anladığı anda işine geleni dayatıyor. Yani sadece Amazon o paket servisinden elde ettiği kargo hizmetinden para kazanmıyor. Daha fazla parayı Amazon'un içerisinde açılan o e-dükkanlar var o e dükkanların sattığı ürünlerden dilediğini öne çıkarıyor. Hatta kendi ürünleri var. Yani Amazon'un kalemi, Amazon'un her konuda elde kendi private label dediğimiz kendi markalı ürünlerini satıyor ve maalesef siz bir ürünü aradığınız zaman Amazon'da o ürünün size uygunluğunu değil kendisi açısından size satmak istediği ürünü ya da markayı orada Amazon ortaya koyuyor. İşte buyurun sizin tercihiniz, sizin özgürlüğünüz, sizin seçme hakkınız bunların hepsi Amazon'un tek elinde ne yapılmış oluyor? İhlal edilmiş oluyor. Dolayısıyla veya Google'ın o büyük veri Google aramalarından derlediği veriler Google reklamları, YouTube reklamları diğer tarafta işte WhatsApp, Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp'la ilgili gizlilik sözleşmesinin tek taraflı değiştirilmesiyle ilgili tartışmayı hatırlayın. Her ne kadar Mayıs ertelendiyse de o güncelleme, Şubat'ta güncelleme olacaktı. Kıyamet koptu. Dolayısıyla bu big data dediğimiz büyük veriyi kullanan şirketler de tek başına yarın öbür gün hukuk tarafından denetlenmezse bugün bizim özgürlük gibi gördüğümüz bir kavram aslında şahsi verilerimizin bizim mahremiyetimizin bu şirketler tarafından çarçur edilmesine ve nitekim Cambridge Analytica skandalı Facebook'un e, kullanıcı verilerini İngiliz şirkete verdiği bu İngiliz danışmanlık şirketinin de 2016 seçimlerinden önce Cumhuriyetçi Donald Trump'a nasıl yardımcı olduğu bir skandal olarak ortaya çıktı bir, ve Cambridge Analytica, gibi dünya çapında büyük bir şirket battı. Bakın satılan ürün başına aldığı komisyondan daha fazlasını müşteri uygun ürünü değil işine geldiği ürünü ekranda göstererek alışverişi manipüle ederek kazanıyor Amazon ama Amazon yükseliyor. Dijital kapitalizmin yükselen değeri. Şimdi bu açığa satış meselesi çok konuşuldu bu GameStop'ta. Hedge fonlar bu köpek balıkları evet hedge fonlar benim nazarımda da sicili parlak değildir ama hedge fonlara karşı bir hamle yapılacaksa bunun yöntemi bu olmamalı. Bir şeyi başardı Z kuşağı burada piyasadaki çarpıklıklara dikkat çekmek açısından evet bütün dünyanın dikkatini buraya çekti ama burada yaptıkları kontrolsüz hareketler e, sistemi piyasa mekanizmasının tamamına dönük saldırı eğilimi bir anlamda hani e, liberal e, işte özgürlükçü ama anarşist bir çizgi o artık uç, e, en uç noktaya doğru giden davranışlar kusura bakmayın derler bir günün sonunda. Başkalarının özgürlük alanına girdiğinizde de onun hayatını tehlikeye attığınız, piyasa mekanizmasını tehlikeye attığınız anda başınıza tepenize vururlar. balyozu indirirler. Yarın öbür gün benim endişem şu. Bu açığa satış meselesini anlatacağım bu Z kuşağının kontrolsüz işlemleri ve hareketleriyle hem sosyal medyada özgürlüklere bir takım sınırlamalar hükümetler tarafından, otoriteler tarafından getirilebilir. Hem de bu kripto para ile beraber sadece kripto para değil ki blockchain, blok zincir dediğimiz o teknoloji. Yarın öbür gün güvenlik, şifreleme, kişisel bilgilerin korunması, tapu işlemleri, bankacılık işlemleri hepsi orada olacak. Ama eğer böyle kontrolsüz gidilirse, gençler bu şekilde paldır küldür devam ederse o kripto paraları bile yasaklayabilir bu mevcut müesses nizam, kurulu düzeninin sahipleri. Yani bu arada mutlak adalet de kıyamette kadar yani dünyada yani şu ana kadar gelmediği gibi bundan sonra gelmeyecek. Mutlak adalete doğru ideal bir demokrasi, herkesin adil olduğu bir dünya idealinin peşinden koşturmak, Son derece normal ama ne sosyalizm bunu karşılayabildi bugüne kadar ne daha önceki monarşiler, krallıklar. Yani tarım toplumundan endüstri toplumuna geçtik Yüz, 20. yüzyılın başında işte şimdi 21. yüzyıldayız. Şimdi endüstri 4.0'ı endüstri 5.0'ı tartışıyoruz e, ama yine de bakın kölelik kalktı e, diğer tarafta köleliği bir anlamda gönüllü hale dönüştürdük. Kapitalizmin tabii ki eleştirilecek tarafları var. Ama bunu çözmenin yolu herkesin makul bir ortak paydada buluşması. Yoksa herkes ben dilediğim gibi alırım, satarım, keserim, batırırım derseniz bu şirketler, bu şirketlerin çalıştırdığı on binlerce insan, bankalar, bunların verdiği krediler, bunların teminatları Evet, Wall Street'i ben de sevmeyebilirim. Siz de sevmeyebilirsiniz. %1'in %99'a hükmetmesine karşı çıkmalıyız. Ama bunu çökertirsek bu enkazın altında hepimiz kalırız. Amerikan Merkez Bankası niye dolar basıyor diye eleştiriliyor. Dolar basmasa dünyada herkesin altın ve gümüş alırken bile dolar talep ettiği, Türkiye'nin buğday alırken, dökme yağ ithal ederken, e, petrol ürünleri, akaryakıt için dışarıdan petrol ithal ederken, doğal gaz ithal ederken dolar talebimiz var değil mi? Hepimiz risklere karşı dolar alıp kendimizi, paramızı, tasarruflarımızı, yatırımlarımızı korumak istiyoruz. Bunun yerine yeni bir sistem ikame etmediğimiz takdirde bugün bu sistemi çökertmek ya da çökmese seyirci kalmak herkese kaybettir. Bakın ne oluyor? Açığa satış meselesinde firma, kuruluş, hedge fon hiç fark etmez ya da şahıs diyor ki ben bu hissenin düşeceğini öngörüyorum diyor. Bir önceki grafikte başlayarak, bir önceki maddeden başlayarak anlatalım. Çünkü bu açığa satış piyasalarda çok kullanılan bir yöntem. Fiyatı 10 dolar olan X hissesi üzerinden kısa pozisyon aldığınızı varsayıyoruz. Bir hisse ödünç alıyorsunuz. 10 dolara da satıyorsunuz bu aldığınız hisseyi. Cebinizde 10 dolarınız var. Aslında aracı kuruma şahsa bir hissede borcunuz var. Aslında sizin ne 10 dolarınız var ne hisseniz var. Resmen o ödünç aldınız bu hisse düşecek diye ve sattınız 10 doları sattınız. Yine bu mekanizma nasıl işliyor devam edelim. Ee, 10 dolara satıldı. Borcunuz ödeme vakti vade gelmeden önce hisse fiyatı 7 dolara düştü. Borcunuz ödeme vakti gelmeden önce. Şimdi siz 10 dolara sattınız. Bugün ya da bir hafta sonra ya da 1 Mart'ta vadeniz var. Bu ödünç aldığınız şahsa ya da kuruma bu 10 dolarlık hisseyi ödeyeceksiniz. Ya iade edeceksiniz. Ne oldu? 7 dolara indiği için 10 dolara da sattığınız için size ait olmayan bir hisseyi ödünç olarak aldığınız hisse 3 dolar karınız oldu. Şimdi bu hisse düşerken bu oyun çok güzel. Ama siz 1 Mart'ta aynı hisseyi iade ettiğinizde bu hissenin fiyat 15 dolara çıkarsa kaybınız 5 dolar olur. Kısa pozisyon alma kanunların izin verdiği bir işlemdir. Ancak ancak bugün gelinen noktada bu konuda bir düzenleme yapılma ihtiyacı hasıl olmuştur. Buna biz de SPK'nın, Amerika'da SEC'in, diğer kurumların, Fed'in diğerlerinin yaklaşımını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ancak bu GameStop hisselerinde olup bitenlerden sonra Wall Street'e karşı çok hırsla saldırdıklarını görüyoruz Z kuşağının. Bu Z kuşağının ne olduğunu az önce biraz sonra grafikle göstereceğim. Hedge fonlardan nefret ediyorlar. Bunu da çok net bir şekilde ifade ediyorlar mesajlarında. Eski kuşağın servetine dair ağır mesajlar paylaşıyorlar. Evet gerçekten bu servet konusu hep tartışılmalı bir konudur. Ama kuşaklar arası servetin yeniden dağıtılması ve paranın zenginden alıp fakir zayıf kuşağına verilmesiyle ilgili bir savaşın içine girdiklerini iddia ediyorlar. Geçici bir heves gibi görünmese de stratejik temellerden mahrum bir hareket bu. Göreceksiniz yarın öbür gün burada da çok dramatik hikayeler çıkacak. Bu zararlar, insanların hayallerinin erken bitmesi hatta benim tahminim bu şeyin içerisinde e Robinhood platformu üzerinde bu hamleleri yapanların arasında bu büyük fonların e, truvatları da olabilir. Hatırlayacaksınız. E, bu e, Akalıların Truvalılarla girdiği o savaşta 10 yıl sürer o savaş ve kale surlarından içeriye geçemeyince Odysseus çok sinsi bir plan yapar. Ahşap tahtadan bir at yapmak, büyük bir at yapar ve bunu artık kaybettik diye e, şeye eee Truvalılara hediye eder ama e, atın içerisine o büyük atın içerisine savaşçılarını yerleştirir. Tabi bu zafer sarhoşluğuyla Truvalılar Troya'lılar o e, zaferi kutlarlarken artık içkiler e, o kutlamalar onlar derin bir uykudayken içeriye giren o Truva atının içerisindeki e, akallar e, çıkarlar ve ...kaleyi düşürürler, işten fedederler. Dolayısıyla müesses nizam Wall Street ile son dönemde yükselişe geçen... ...bireysel işlemciler arasında düşmanca bir ilişki herkes için tehlikeli. Bu savaşın mutlak galibi olmayacak. Ancak ilk kaybedeni maalesef Z kuşağı olacak. Çünkü yani burada 4,5 milyon redditte organize olsa... ...1000 dolar bir araya getirse 4,5 milyar dolar olacak. Peki... E şimdi Beyaz Saray, Reddit ve ABD Menkul Kıymetler Borsa Komisyonu son gelişmeleri aktif olarak takip ettiklerini söylüyor. Burada bir düzenleme gelirse, bir yasak gelirse, işte kripto paraları yasaklarlarsa buralardaki paralar ne olacak? İnanın mevcut müesses nezama, büyük fillere, köpek balıklarına, balinalara çalışmış olur bu kadar küçük balık. Bu arada o... Küçük balıklar bir araya gelmiş ağzını büyük balık şeklini almış öndeki balıkları alıyor fotoğraflarına da aldanmayın. Arkada büyük bir troll var. Büyük bir ağ var. O ağ işte o küçük balıkları avlayabilir. Dolayısıyla burada çok dikkat etmek lazım. Ben hani zenginden alıp fakire verme e, ideal bir şey. Ama bunun ahlaki temellerinin ekonomik temellerinde olması lazım. Kimse sütten çıkmış kaşık değil yani sosyalizme öven arkadaşlar yani lütfen e, sosyalizmin e, Rusya'daki tecrübesinden ve yol açtığı e, Stalin'in e, katlettiği milyonlardan ya da Çin'den. Çin bugün işte Komünist Parti iktidarda. O bile yarı e, açık bir ekonomiyi benimsemek zorunda kaldı. Kapitalizmin en vahşi sistemi var şu an Çin'de. İnsanların profillerini takip eden akıllı yapay zeka ile donatılmış kameralı sistemleri var ve bunlar sosyal puan veriyorlar. Matrix filminde veya George Orwell'ın 1984 romanındaki gibi o sosyalist Çin bunu yapıyor şu anda. Ve ona göre seyahat izni verecek, ona göre memur yapacak, ona göre açıkça fişliyor insanlar için. 1 milyar yani bir buçuk iki milyar insanı bu teknolojilerle fişli işte TikTok'un işte Amerika'da yasaklanma sebebi, Zoom'un insanları dinlediğine dair iddialar, casusluk iddiaları dolayısıyla bu konuda hiç kimse masum değil. Evet idealizmi peşinde olalım, özgürlükleri savunalım ama. İnanın Z kuşağı bir grafikle bitireyim hemen. O Z kuşağı ile ilgili yani Z kuşağı deniyor. Nedir bu? Z kuşağı aslında 1997 ile 2012 arasında doğan nesilleri kastediyoruz. Z kuşağı 1981-1996 arası X kuşağı işte bizlerin girdiği içinde olduğu kuşak. 1965-1980 kuşağı e, nüfusun dünyadaki nüfusun %24'e 1923-1964 arası doğanlar. Aslında Z kuşağı şu anda dünyada %16 bakın. Yani Dolayısıyla aslında hepimizin çocukları, bazılarımızın torunları için konuşuyoruz. Bunların çok kısa soluklu, çok öyle sorgulamayan, çok sıkıntıya gelemeyen bir kuşak olduğu da ortada. Çok iyi eğitimli ve dünyanın geleceği onların omuzlarında yükselecek. Ama bu piyasa konusunu öğrenmeleri gereken çok şey var. Acele etmemeleri lazım alternatifini ve e, gerçekten sağlıklı bir ekonomik modeli ortaya koymaları lazım ki ondan sonra bugün bir cephe savaşını kazanmış olmalar onların harbi e, muharebeyi kazanmak harbi kazanmak anlamına gelmez Dolayısıyla e, bu Gamestop tecrübesi maalesef iyi bir tecrübe olmadı. E, umut verici bir adımdır fakat daha alınması gereken çok yol var. Bu konuyu zaman zaman önümüzdeki günlerde yine tartışacağız. Fakat ben maalesef bir devrim, bir isyan olarak bakmıyorum. Biraz e, tuzağa düşürülmüş, küçük balıklar ağa düşürülmüş, küçük balıkların akıbeti olarak bakıyorum. Programın sonunda verdiğiniz destek için hepinize çok teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, bildirim zilini açıp tümünü seçmeyi unutmayın lütfen. Bana videonun hemen alttaki katıl butonuna tıklayarak ve Patreon üzerinden de desteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Perşembe günü yine aynı saatte karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.